Hocam bugün bizi nerede ağırlıyorsunuz? Bugün sizi İstanbul Eminönü Yeşildirek'te, ticaretinin kalbinin aktığı yerde Tarakçı Sokak'ta ağırlıyorum. Çünkü Tarakçı Sokak'ta Kanuni Sultan Süleyman döneminden ve onun süt annesi Daya Hatun'dan bizlere kalan küçük olsa da güzel bir emanet var. Sururi Daya Hatun Camii var. Sururi Daya Hatun esasında Kanuni Sultan Süleyman'ın süt annesi olmakla meşhurdur. Ve zannediyorum o dönemlerde Kanuni Sultan Süleyman'ın bir tane süt annesi vardı. O da Şeyh Yahya Efendi'nin annesiydi. Yani aslında Afife Daya Hatun'un yaptırmış olduğu caminin içerisindeyiz. 1530'lu yıllarda inşa edildi burası. Ve o dönemlerde burada Rüstem Paşa'nın kendi has adamlarından Çaşnegir Ali Çelebi'nin bekar odaları var. Yani bu insanın kendine hizmet eden insanları burada yaşamakta. Ve Daya Hatun İstanbul'un ticaretinin aktığı yerde bir cami yaptırmak istediğini Kanuni Sultan Süleyman'a söyleyince bizzat kendi süt oğlu tarafından destek görür ve buraya bu caminin inşa edilmesi sağlanır. Kanuni Sultan Süleyman süt annesini diğer tüm padişahlar ve şehzadeler ve sultanlar gibi elbette çok sevmekteydi. Çünkü süt annelerin sarayda özel ve önemli bir yeri vardı. Bir süt anne ile öz annenin asla farkı olmaz. Süt anne sarayda dilediği gibi yaşar. Onun tüm harcırahından evladı sorumludur. Ve saray dışına çıktığı zaman da yine onun harcırahından ve onun yaşamındaki tüm ihtiyaçlarından süt annesi sorumludur. Bu şekilde yaşamışlardır Osmanlı'da ve süt anneler her daim çok büyük kıymet görmüşlerdir. Bundan mütevellit Kanuni Sultan Süleyman da süt annesine bu camiyi inşa ettirmekle birlikte aslında dedi ki İstanbul'un ticaretinin kalbinin aktığı yer burası. Neden? Çünkü insanlar ticaret yapıyorlar burada. Çünkü insanlar burada büyük paralarla alışveriş yapıyorlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Kapalı Çarşı'yı kurmuş. Hemen altında Tahta Kale, Mahmut Paşa semti inşa edilmiş. Ve Mahmut Paşa semtinin inşa edilmesiyle birlikte adeta dünyanın ticaret noktası burası olmuştu. İşte bundan dolayı da Yeşildirek bölgesi o dönemlerde ticaretle hemhal olan insanların gözdesi olmuştu. Tam buraya bu cami yapıldı ki İnsanlar ticaret yaparken Allah'ı unutmasın. Her daim secdede Allah'ın huzuruna varsın ve ticaretlerine haram, yanlış, yalan, dolan ve herhangi bir hile karıştırmasın. Güzel bir yer seçilmiş aslında sevgili Ayten, değil mi? Buraya bu caminin yapılması ile ilgili. Evet hocam, çok güzel. Şimdi camiye şöyle baktığımızda aslında cami çok büyük bir cami değil. 300 metrekare. İçeri birazdan gireceğiz, içeriği göreceğiz mutlaka. İçeride yerden tam pencere altlıklarına kadar çinilerle bezenmiş. Mihrap ve minber Çin'den mamul olmuş. Ancak 1530'lu yıllarda burası yapılmış. 1907 yılında burası tamir görmüş. Büyük ölçüde onarılmış ama daha sonrasında bilinmeyen bir sebeple cami adeta yok olmuş gitmiş. İşte bundan sonra 1987 senesinde cami tekrar Sururi Daya Hatun için yapılmış ve bugünkü son halini almış. Camiye girdiğiniz zaman iki kapısı var. Biri sağda biri solda olmak üzere. Ve ilk sağ kapıdan girdiğimizde, yani camiye doğru yüzümüzü döndüğümüzde, sağ kapıdan girdiğimizde bizi böyle kabirler karşılıyor. Bu kabirde benim size göstermek istediğim güzel bir şey var. Evet hocam, bize bir tanesini okuyabilir misiniz? Bir tanesini size okuyayım ama ben bir şey göstermek istiyorum. Daha önce zannediyorum Feruk Ketüdar Camii'nde de böyle bir şey görmüştük. Bunun için özel bir video hazırlayacağımı söylemiştim. İnşallah bir gün hazırlayacağım böyle bir video sizlere. Şimdi kadınların yani asalet sembolü ve aslında nasıl bir hanedana bağlı olduklarını sembolize eden ve onun makamlarını, mevkilerini belli eden bir başlık türü vardır Türklerde. Bu da hotozdur. Hotoz kadının başının şöyle bir yukarısına takılır. Tabii ki örtüsünden asla taviz vermezler. Ancak başındaki hotoz o kişinin iyi bir hanedan mensubu olduğunu yahut sarayda görevinin yüksek olduğunu gösterir veya makamını, mevkisini gösterir. Avrupa'da taç vardır, Türklerde hotoz vardır. Mezar taşları da genelde insanlar vefat ettiğinde efendim bir şeyh efendi ise veya bir medrese talebesi ise şöyle görmüş olduğunuz başlıklar konur başlarına. Bunlar başka bir ders konusu, başka bir video konusu. Kadınlar da öldüklerinde ve eğer dünyada bir makam sahibi ise görmüş olduğunuz gibi mezar taşlarına şöyle hotoz konulur. Şu mezar taşını özellikle çekmeni istiyorum sevgili Ayten. Çünkü hotoz her mezar taşında ya da her mezarlıkta bizlerin rastlayamayacağı bir şey. Ancak kadınların da başlarındaki yükselti onların makamlarını, mevkilerini belli eder. Bu tarafa geldiğimizde hemen bir hamidi başlık görüyoruz burada da. Aslında bu mezar taşları okumak güzeldir, insanlara unutkanlık yaptırır denir ama
Mezar taşları unutkanlık yaptırmaz. Mezar taşları bana göre insanlara çok güzel dersler verir. Mesela bu mezar taşı bize çok güzel bir ders veriyor. Şöyle bir okumaya kalkarsak, ah minel met diyor değil mi? Ah ölüm, ah ah ölüm, beni benden aldın der gibi. Ve sonrasında mezardaki kişi sanki hayattayken bu beyti, bu şiiri yazmış da benim mezar taşıma bunu nakşedin, insanlar da ibret alsınlar diye adeta buraya kondurulmuş. Ne diyor bakın? Bir kuş idim, uçtum yuvadan, ecel ayırdı beni anadan babadan. Unutmayın beni hayır duadan, şefaat dilerim sizlere hüdadan. Aslında diyor ki bakın, bir kuş idim, uçtum yuvadan. Ben de evet bir kuş gibi o dünya yuvasından uçtum gittim. Ecel ayırdı beni anadan babadan ve unutmayın diyor beni hayır duadan. Evet ölmüş gitmiş olabilirim ama sizler de lütfen beni hayır duadan ayırmayın. Ve diyor size şefaat dilerim hüdadan. Allah'tan da size şefaat dilerim diyor. Camiler aslında bizlere emanettir. Mezar taşları aslında bize emanettir. Aslında bizlere her şey geçmişten bugüne birer nasihattir değil mi? Camilere evet. İyi bakmak, onları tanımak, bilmek, anlamak gerekiyor. Şimdi camiye gireceğiz. Girmeden önce 300 metrekare içerisine inşa edilmiş olan bu cami kubbesiz bir yapıdır. Kagir olarak inşa edilmiştir. Minaresi kesme taştan mamuldür ve tek şerefelidir. Evet küçüktür ancak geçmişe baktığımızda bir evladın annesine hürmetini bizlere çok güzel bir şekilde anlatır. Hocam içeri girelim mi? Evet içeri girelim. İçeri girerken de kitabeyi göstermek istiyorum ben size. Şöyle gelecek olursak aslında kitabe baktığımız zaman 4 satırdan oluşuyor. 2 bölümlü 4 satırdan oluşan bir kitabesi var bunun. Ve kitabeyi şöyle bir okumaya kalkarsak eğer diyor ki ben kitabeyi çekerken ben de izleyicilerimiz için biraz okumaya çalışayım inşallah. Diyor ki pet kıldım çünkü Bismillahirrahmanirrahim. Hayırla itman müyesser kıldı. O hayır kadim. Ya ilahi kıl müyesser bende ilmi amel. Kim kula daim keremdir. Kar-ı sultanı kerim. Eğille Kur'an'ı bize ya Rabbena yarın şefi. Tüm tapundur fazlı cüz üstü tidavendir rahim. Bana bu devlet değil mi? Fahri izzet tarih dedim. Şeyh Süleyman bin Selim'in dayesiyem ya halim. Aslında daye hatun kitabede ya Rabbine yalvarmış olduğu gibi kitabenin nihayetinde de diyor ki ben o Şah Süleyman'ın annesiyim, dayesiyim. İçeri girelim istersen şimdi şöyle bir sessiz sessiz girelim. İnsanlar namaz kılıyorlar çünkü. Şöyle hemen içeri girelim. İçeri girmeden çekmek istiyorum. Sizin evet, az önce bahsettiğim gibi aslında iki katlı bir yapı burası. Mihrabı, minberi ve dahi tüm çevresi çiniden inşa edilmiş. Özellikle renklere kadar çıkan bölüm çiniden mamur. Kubbesi yok, çatı yapılı, kagir bir bina ve kesme taştan sadece bir şerefin olarak bir tane minaresi var. İki genişte üst katı hanımlara ayrılmış ve orta katında da erkekler ibadetlerini yapabiliyorlar. Camiye sık gelenler bilirler, caminin cemaati hiç eksik olmaz. Yalnızca pazar günleri çok oluyor bu cami. Çünkü pazar günleri Akmazı'nın esnafı da zaten burada olmadığı için camide yukarıda bir yerde kaldığından dolayı caminin esnafı hafta içi ve cumartesi olmak suretiyle burayı hiç boş bırakmaz. Ve bu cami daima ibadetle meşgul olan insanları kendisine çeker ve misafir eder diyebiliriz. Bugün sizler de bu camiye gelin. Buraya düşünün yolunuzu. Ve soru ve daya hatunun emanetinde iki rekat namaz hediye edin kendinize. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere hocam, ağzınıza sağlık. Görüşürüz hocam.